okuyup çarpıldığınız üç kitap söylesenize bana. İlle tarih kitabı olmak zorunda değil. Rus edebiyatını okursun, seversin. Hepsini seversin. Tolstoy'u seversin. Dostoyevski sevmem çocuklar. Dostoyevski sevmez. Hayır. İlk üç kitabın ne mesela? Karl Alfred von Zittelen, Geschichte der Geologie und Paläontologie bis Ende des 19. Jahrhunderts. Çok teşekkür ederiz ya abi, sağ olun. Hepimiz çok anladık. Şimdi hemen kalkın gidin o kitapları alın. Çok bilgili insanın hayatta çok başarılı olacak diye bir kaidesi yok. Yaşantısal deneyime dönüştürmeli bilgiyi. Hayır kardeşim. Okuduğunu anlaması lazım. Anlarsa onunla bir şey yapabilir. Kendinize tutkuyla bağlı olduğunuz bir merak bu. İlkokuldayken astronot olmak istiyordum. Ortaokulda polis olmak istiyordum. Lisede doktor olmak istiyordum. Üniversitede biyoloji kazandım. Genetik okudum. Şimdi gazeteciyim. Çok iyi. Çünkü bak bu yani... Ebedi saadetle sana... huzura erdin arkadaşlar. Nerede? Hiç öyle Yandaş bir şey kazandırmadı ki. Geliyor diyorlar herkes. Ama bu dedikodu mu şimdi bu artık? Bu program formatından çıktık şu anda yani. Akbank var bir hayalimi sunar. Akbank Lab, Akbank'ın inovasyon odaklı çalışmalarını koordine eden inovasyon merkezi olarak kurguladıkları etkinliklerle gençlerin ve girişimcilerin projelerini destekleyen bir oluşum. Aynı zamanda Akbank içerisinde veya farklı şirketlerde yer alan alanında uzmanlarla inovasyon odaklı gelişim programları hazırlıyor. Var bir hayalime hoş geldiniz. Sayın Şengör, Sayın Ortaylı. İyisiniz. Sağ olun. Neden kitap okumalı insanlar? Vallahi teknolojiye müracaat ederek öğrenirsen, akşama bakar, sabah unutursun genç bile olsan. Muhafaza için kitabı okumak, bazı takıldığın yerde tekrar okumak değil, sayfayı çevirmek ve kitabın arkasından çapraz kaynak takip etmek söz konusudur. Mesela bir maddeyi her zaman söylüyorum, ansiklopediden veya lisansa lügattan takip etmek iyidir. Çünkü tıpkı çarşı gezer gibi hedefine ulaşırken başka dükkanlara takılırsın, başka kelimelere takılır, ezberlersin. Aynen. Altıncı George ararken beşinci George'u da okursun merakla falan. O da işine yarar. Ansiklopediyle yetişmek boş vakti öldüren gençler için bir yeni entelektüel, çok rafine sınıf yetiştirmenin araçlarından biridir. Bu aletler onu vermez. Saniyen bu aletlerin de sihri şurada yoktur. Bir tanesi iyi yükleme yapar, öbürü yapamaz. Mesela Google'un İngilizcesi. Türkçesinden çok farklıdır ve tabii daha kalitelidir. Onu söylememde hiçbir şüphe yok. Bu bir reklama girmiyor galiba. Konuşma bakımından da öyledir, yazma bakımından da öyledir, okuma bakımından da öyledir. İkisi lafını keseyim, Google'ın pek çok maddesinde Almancası İngilizcesinden daha iyi. Daha iyidir veya tersine de olabilir. Yani o da mümkündür. O mümkün çünkü Alman'ın ansiklopedik birikimi fazla. Yani ansiklopedinin getirdiği miras fazla. Oradan taramayla geçiriyor, bitti. Bizde öyle bir şey yok. Yani onun için bu meseleyi halletmiyor. Lisan meselesini gene problem edinmeniz gerekiyor. Kitap okumak derken şimdi bana şey söyleseniz abi. Okuyup çarpıldığınız üç kitap söyleseniz bana. İlle tarih kitabı olmak zorunda değil. Rus edebiyatını okursun, seversin. Hepsini seversin. Tolstoy'u seversin. Dostoyevski sevmem çocuklar. Dostoyevski sevmez. Hayır. Yani onlar için çok erkendir. O tip problemler, o tip bir dünyayı harekete geçirmek biraz daha ileri yaşları ister. Niye Dostoyevski sevmezsiniz onu merak ettim. Dostoyevski çok derin. Dostoyevski Rus yazarı değil ki, insanların yazarı. Yani Dostoyevski özünde bir Rus milliyetçisidir. Bunu biyografisinden, tavırlarından biliyoruz. Hayalperest bir adam yani. Realistliğine bağdaşmayan bir tavır. Ayasofya'ya çan takmak. Hiç aklı başında bir adam öyle bir çılgınlıkla uğraşmaz yani. Yok öyle bir şey. Bunu ben bir Kazan Tatar... Ristan'ın önemli bir hanım bakanından duydum. Çok enteresan. Tolstoy Rus'tur dedi. Dostoyevski insandır dedi. Yani bu çok önemli. Halbuki Tolstoy Rusya'yı yerden yere de çarpar. Mesela Anna Karenina'daki Tolstoy tabii ki Dostoyevski gibi değildir. Alay eder, matrak geçer yani o Karadağ Muharebesi'ne gidenlerle falan değil mi? Türklere karşı. Fakat yerden yere çarptı. O
insanların ideolojisini sevmez ama Rusya'yıdır sever. Dostoyevski öyle değil. Hayatında onları, hareketleri destekliyor. Fakat yazdığı zaman bambaşka bir oradaki isimler falan. Evet, Rusya'nın havası vardır. Rusya'nın mistisizminin havası vardır o kişilerde ama insandır onlar. Şimdi böyle şeyleri genç çocuklara çok bir şey ifade etmez. Onun için çocuklar pek hoşlanmaz bu edebiyattan. Ama Tolstoy'a, Puşkin'e falan adım atarlar. Yani onlar sevilecek şeylerdir. Sonra Victor Hugo'yu sever gençler. Sever. Yani Victor Hugo'nun boy boyları var. Ben geçen Çehov'un kısa hikayelerini okudum, öykülerini. Bayıldım mesela. Efendim, bayılırsın. Üç ciltlik şey okumak başkadır. De Miserable, Sefiller. Bir cilt çocuk kısaltılmışını okumak güzel bir şeydir. Yani sever gençler onu. Çok açık bir şey bu. Değil mi? Hepsini seversin hatta. Ne bileyim ben. İran edebiyatı da öyledir. Ama edebiyatın zevki biraz daha vakit ister. Yani bu çok önemli. Bazı edebiyatların çocuk pasajları çok zayıftır. Maalesef biz Türk edebiyatı da bunlardan biriyiz. Sizin mesela gençliğinizde okuyup da aman bu ne güzel bir tarih kitabı dediğiniz bir kitap var mı? Var tabii. Bugüne hala gelen. Var tabii, var tabii. Şimdi söylersem acayip gelecek size. Benim gençliğimden beri okumayı sevdiğim Reşat Ekrem Koçu'dur. Ben Osmanlı Padişahları'nı ondan okumuştum. Efendim, adam anlaşılmamış bir dahidir. Anlatmak derdi de yoktur zaten. Tuhaf bir hayatı da vardır. Yalnız yaşar. Hiçbir zaman üniversiteden atıldı o, biliyorsunuz. Atıldı dediğim şu. Hocasını attılar, Ahmet Refik reformda. Bu da onlar birlikte çıktı gitti. Bir daha da kapıdan bakmadı. Arşivlere girdiğini zannetmiyorum. Fakat vekainameleri falan çok okumuştur. Bir takım halk hikayelerini falan çok okumuştur. Ya ben halk lafını keseyim. Reşat Ekrem'den ben neyi öğrendiydim ilk defa biliyor musun? Osmanlı'nın 3. Ahmet'in çocuklarının sünnet düğününde denizaltı yaptığını. Ha, o denizaltı var o. Ah, ben onu ama Reşat o işte Lazari Hasan Efendi o. Bir de fişek patladı. Evet. Ama yok, şey, denizaltıyı yapan şeymiş. Ben yani Reşat Ekrem'den öğrendim. İbrahim Efendi varmış. Ha, Terzane peki. Ağası. Ha, o yapmış. Ama mesela aynı dönemde anlatılan kuleden uçma hikayesi palavradır. Maalesef ben bazı havacı generallerimiz bile bu olur dediler. Nereden oluyor? Hayır, Cengiz Dökmeci Hoca onu oturdu hesap et. Hayır. Olmaz. Ki, olabilir. Gerçekten mi? Bilimsel olarak mı? Ya? Evet, hayır. Ya. Yok. Neden? Çok yok. Çok enteresan. Şimdi bunun dinamiğini, aerodinamiğini hesaplıyorlar. Lakin Hezarfen bilmem ne efendinin sizin yaptığınız hesaba göre kanat manat biçtiğini nereden biliyorsunuz? Yani yok öyle bir şey. Yani mesela Louvre'dan öyle bir terzi çıktı, ben paraşütle inerim diye, indi sadece. Ya Endülüs'te öyle bir adam var. Kanat takarak uçmaya çalışmış, dediğin gibi zaten. O da inmiş. Olmaz yani. Onun aerodinamik hesabı var ama onu sen biliyorsun, o değil. Evet, peki Celal abi, senin kitaplarını konuşalım biraz. Daha önceki programda söyledin, Arzın Merkezine Seyahat. O bana çok etki etti. İlk üç kitabın ne mesela? Şimdi kardeşim, ben şey oğlum, ben İlber kadar geniş kültürlü bir adam değilim. Yani ben ortaokuldan sonra ilk defa Das Antlitz'te Erde'yi okudum. Bir de Karl Alfred von Zittel'in Geschichte der Geologie und Paläontologie bis Ende des 19. Jahrhunderts. Çok teşekkür ederiz ya abi, sağ olun. Hepimiz çok anladık. Ha, şimdi hemen kalkın gidin o kitapları alın, bulabilirsiniz. Abi nedir, bir söylesene onun da Türkçesini. Geolojinin ve paleontolojinin 19. yüzyıla sonuna kadarki tarihi. 1899'da yazılmış. Bu sonuncu mu? Diğerlerinde ne olduğunu söyler misiniz? Belki das Almanca. Das Antlitz'te Erde. Nedir? Arzın çehresi demek. Tamam. İlk defa modern jeoloji nasıl yapılır? Dünya ondan öğrendi. Kim midir bunu yazan? Edward Zeus. 1831'de doğmuştur. Zası. 1914'te ölmüştür. Celal olmasa Edward Zeus unutulur giderdi. Biliyor musunuz onu? İyi ki var o yüzden abi. Çok mühim bir adam. Şöyle bir kitap. Bile ben tekrar tanıttım. Şöyle bir kitap yazdı üzerine. Nah bu kadar. 600 küsur sayfa. Die Entstehung der Alpen. Yani Alplerin kökeni, oluşumu. 168 sayfa bir kitap, onu söyleyeyim. Peki, ben jeolog olmak istemiyorum. Bu şahane kaynaklar. Olmak isteyen genç arkadaşlarımıza bunu önerdiniz. Jeolog olmak istemiyorum ama senin kütüphanenden, senin bilimin dışında ne okumalıyım? Karl Popper. Kesin. Popper. Kritik rasyonalizm. Kesin, absolute. Popper okumadan psikoloji bölümünü seçmesinler. Hiç, yani ben sana bir şey diyeyim mi? Popper
Aslında bütün bilimler için dediğin geçer. Tabii. Popper o kadar önemli ki. Psikolojiyi ben seçmeyin. Şimdi söylüyorum, sadece bilim değil. Mesela gazetecilikte yapmak istiyorsanız kritik rasyonalizmi çok iyi bilmeniz lazım. Her şey için. Nedir abi, anlatsanıza, niye kritik rasyonalizm, niye Popper okumalılar? Çok basit. Basit. Çünkü sen herhangi bir süreç veya nesneyi görüyorsun. Diyorsun ki ben bunu şöyle yorumluyorum. Senin yorumun çok büyük bir ihtimalle doğru değildir. Birisi geliyor diyor ki senin yorumunun diyor çeliştiği bir gözlem var. Şimdi sen yorumunu yapabilmek için diyelim 10 tane gözlem yaptın. Birisi çıkıyor diyor ki 11. gözlem tutmuyor senin yorumunu. Ondan sonra sen tamam diyorsun, şimdi düşünelim. Bu 11 gözlemi birden açıklayacak bir varsayım yapman lazım. Bunu yapıyorsun, başka birisi oradan geliyor. Bu 11 gözlem iyi de diyor bir 12. gözlem var. O çelişiyor diyor. O zaman sen o 12 gözlemi de izah edecek. Şimdi dikkat edersen biz nihai gerçeğe ulaşamıyoruz. Ama giderek daha fazla bilgi, şunun altını çizmek istiyorum. Sırf bilgi marifet değil. Anlaman lazım. Anlatabiliyor muyum? Onu anlamaya başlıyorsun. Yani ben öğrencilerimin hepsine söylüyorum. Bakın diyorum. Benim size burada öğrettiklerimin hemen hemen çok büyük bir ihtimal hepsi yanlış. Sizden ricam diyorum. Benim size öğrettiklerim içinde açık arayın. Bulursanız söyleyin. Çok büyük bir ihtimalle siz yanılmış olacaksınız. Hiç mühim değil. Ama diyorum aranızdan bir tane çıkar. Hakikaten bir delik bulur. O zaman bir keşif yapmış olur. O zaman daha çok artar bilgimiz ve anlayışımız. Onun için bu çok mühim. Peki Popper okuduk, başka? Platon. Hmm. Ondan sonra Marx. Ondan sonra da Hegel tabii. Ama bu büyük bir devrim oldu. Çünkü 19. 20. yüzyıl geçeneğinde bütün yani konservatif çevreler, liberal çevreler falan Hegel dedin mi geberiyorlar. Bir tek Schopenhauer var adamlar. Evet. Schopenhauer de hiçbir şekilde epistemolojik meselelerde ciddi alınacak biri olamaz bence. Doğru. Neden? Pesimist olamaz çünkü ahlak yani üzerinde duruyor, moral, estetika üzerinde ve duruyor. Çok pesimist ya Schopenhauer yani. Şimdi Marx olduğu için karşı duruluyor. Yani Marx'ı kabul Celal abi çok Marx'ı da sevmez ama. Diye. Hayır, Popper'in kendi de ona ihanet etmiş diye bakarlar. Yani koyu komünist takımı Marksistler öyle bakarlar. Bu aslında Viyana pozitivizminin bir adamı, Marx'ı tutması lazım. Hele Platon işini hiç affetmiyorlar klasisistler, hümanistler. Karşı çıkıyorlar buna. Niye karşı çıkıyorlar? I don't know. Çünkü herif doğrudan doğruya bu açık toplum teorisine bir tek hatası var tabii. İnsanların her zaman için demokratik, hür toplum, hür insanın yaşadığı toplum modelinin kendi kafalarına ve ihtiyaçlarına göre çizilmesi. Yani o konuda Popper'in kendi deminki gözlemini bu tarafa yayamadığını görüyoruz. Yani insan Hegel'i tenkit ettiği gözü, metodu Platon'a da uygulayamaz. Yani ikisinin gezindiği çayır aynı değil bir kere. Hegel'e ne diyor? Bu adam diyor yetenekli bile değildi diyor. Ama Platon için öyle demiyor. Öyle Platon diyorum, büyük adamdı diyemez. Bir takım solcular da onu işte Marx'ın hocası diye. Marx çünkü sol Hegel'yen bir adamdı. Ve zamanla Marx'ın kullandığı donelerin yanlış olduğunu, herifin bilgisiz olduğunu, yani kendi çağının bilgisini de sahip değil, tutamadı. Bravo. Astronomi açısından ileri sürülmüştü. Ne astronomisi, jeolojisi bilmem ne. Evet, bilmiyor onları. Zamanın fakat doğa bilimlerini bilmiyor. Şey, bu tabii çok kritik bir nokta ve devrinin adamıydı. Yani tarihi böyle bölümlemek ve onu ilerleyen bir mekanizmaya oturtmak. Bu yanlış, bu Voltaire'le başladı. Son dönemde batıdaki filozofların başarıyla ilgili enteresan bir tespitleri var. Diyorlar ki çok bilgiye sahip olan insan, yani çok bilgili insanın hayatta çok başarılı olacak diye bir kaidesi yok. Tabii, anlaması lazım. Yaşantısal deneyime dönüştürmeli bilgiyi. Hayır diyorum. Kardeşim, okuduğunu anlaması lazım. Anlarsa onunla bir şey yapabilir. Yani malumat fıruş olmak marifet değil kardeşim. Sen de bir ansiklopediyi ezberlersen olur. Ama o maksat o değil. Yani biz bilgiyi niye ediniyoruz? Bir şeyi anlamak için. Şimdi İlber, bu kadar bilgili bir adam. Niye bu kadar bilgili? Çünkü tarihi anlamak istiyor. Ne oldu? Bilgi anlamanın bir vasıtasıdır. Onun için mümkün olduğu kadar erken kendinize tutkuyla bağlı olduğunuz bir merak bu. Nasıl bulunur o merak? Vallahi onu tabii... Onu Allah biliyor. Meraklı olduğunu
bilmiyorsun yani, kedi gibisin, her şeyi merak ediyor çocuk, gittikçe kaybediyor. Ben İlber abi ilkokuldayken astronot olmak istiyordum, ortaokulda polis olmak istiyordum, lisede doktor olmak istiyordum, üniversitede biyoloji kazandım, genetik okudum, şimdi gazeteciyim. Çok iyi. Şimdi bak bu yani... Ebedi saadet bu sana... ve huzura erdin arkadaşlarına. Nerede? Hiç öyle bir şey kazandırmadı ki. Candaş geliyor diyorlar herkes. Ama bu dedikodu mu şimdi bu artık? Program formatından çıktık şu anda yani. Çocuğun biri gelmiş, ben social engineering yapmak istiyorum diyor. Yani bu Amerika ne saçmalar bohçası oldu. Ama sorma. Şimdi mesela bu social engineering nerede diye araştırılıyor. Tarihte yok böyle bir kavram. Sosyal engineering. Bu Amerika'nın yaptığı saçmalık kadar benim 3 gün evvel... Ama bu yayılıyor. Bak 3 gün evvel Guardian gazetesinde benim mektubum yayınlandı. Ne diyor? Bak sana göndereyim onu. Ne yazdınız? İtalyan Akademisi'nin eski başkanı Giorgio Parisi bir makale yazmış Guardian'a. Ha. Diyor ki halkın diyor bilim adamına itimadı azaldı. Azalıyor. Bu nedendir? Bunu diyor üzerinde durmalıyız diyor. Bu bizim diyor, istikbalimiz için çok kritik bir şey. Ama ben üzerine mektup yazdım. Dedim ki Profesör Parisi'nin şikayetine katılmamak mümkün değil. Adam doğru söylüyor. Peki bu nereden kaynaklanıyor? Bunun dedim Profesör Parisi'nin bahsetmediği bir tarafı var. O da dedim üniversiteler ve okullardır. Bu üniversitelerden şimdi geliyoruz İlber'in dediğine. Bir Amerikan modası sardı üniversite hayatını. Avrupalılar bile o şahane sistemlerini bozdular. Saçma sapan bir Bologna anlaşması diye lisansı 3 yıla düşürdüler. Ondan sonra master yapacaksın dediler. Niye yani öyle bir şey yapasın? Eskiden 4 sene bakalorya vardı. Ondan sonra magister oluyordun. Ondan sonra doktor oluyordun. Ve bunlar çok ciddi işlerdi. Şimdi o ciddiyet kayboldu. Neden? Çünkü sen master alıp iş bulacaksın. Öyle bakıyor. Şimdi bir de Amerika'da bu sosyal bilimler var ya, bilimin canına okudular. Benim üniversitede benimle birlikte biyoloji okuyan arkadaşlarım da o dönem 2000'lerin başında ve 2000'lerin biraz daha ilerisinde şey vardı. Abi iş bulup iyi beyaz yaka biri olmak istiyorsan hemen hızlıca bir MBA yap. Tabii tabii. Biyoloji okuyup MBA'yi niye yaparsın abi? Yapamazsın aslında. Bitmez. Yapmaman da lazım. Evet. Ama evet. Öyle bir moda oldu. Kardeşim sen diplomayı bir yerde memuriyet kazanmak için mi alıyorsun? Yoksa o konuda bir şeyler öğrenip bir şeyler yaratmak için mi? O galiba artık bütün dünyada maalesef memuriyette ve evet. Upper middle class özlemine dönüştü. Çok tutkuyla merak ettiğin bir konuyu erken bulamamış. Ha, bu çok büyük bir sıkıntı bütün gençler arasında. Evet. Ama ben çok merak ettiğim bir konuyu ya dedim sana ilkokulda buldum ve onun üzerine gittim. Takıldığın yerde tabii oradan oraya atlayıp rezil olmadan belki birini ısrarla bitirip kendi işine yönelterek istediğini yapabilmek. Tutkularınızı keşfedin mi diyoruz yani? Tutkuları keşfedin. Bütün şey. Mühim şey bu. En tutkunu keşfet ve yakala. Üstüne git. Evet, bunun gibi bir şey. Çok açıktır bu yani. Çok o, açık. O kadar önemli bir şey. Kurtulamazsın. Ben hayatımdaki mutluluğumu bir aşkımın peşinden koşmakta buldum. İlber Ortaylı'nın 2023 yılındaki mesleki hayalini söyler misiniz? Şu Londra'ya bir iki ay daha gideyim biraz arşive. Bir de İtalya'da bir yarım sene oturayım Allah izin verirse, başka bir şey istemiyorum. Celal abi siz bana jeolog Celal Şengör'ün hayalini söyleyin. Ben Balkan Karpat yayının jeolojik tarihçisini anlamaya çalışıyorum. Şimdi yalnız bir İsviçre şirketi meşhur. İsviçre'nin şeylerinden, ne derler, yayın evlerinden biri benden bir jeoloji tarihçisi istedi. Şimdi düşündüm, dedim bunu yazmam lazım. Çünkü bunu benim kadar iyi yazabilecek insan yok dünyada. Zaten bunlar soruşturma yapmışlar. Böyle bir kitaba en iyi kim yazar diye. İsviçre'li jeologlara sormuşlar. Adamlar diyorlar ki, herkes ama senin adını verdi diyor. Dedim ki vallahi çok memnun oldum. Onu tarihini bilmiyor herifler bir gereği mi? Yani meslek erbabı tarihini bilmiyor. Mesela arkeologlar tarihlerini bilmiyorlar. Benim de Putin'le röportaj yapma hayalim var. Görevde olduğu süre boyunca. Çok iyi bu. Ne yapmıyorsun? Şanslıyım. Daha görevde kalır herhalde. Gitmez yani ölene kadar. Kalacağı benziyor. Sen de yalnız burada kalacağın belli mi? Bir an uğraşıyorum evvel ben. Çok uğraşıyorum. Benim hayalim de o işte yani. Evet, güzel. Bitiriyoruz. Veda edelim. Haydi efendim. Çok teşekkürler. Çok sağ olunuz. Görüşeceğiz. Akbank, var bir hayalimi sundu.